Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Photoshop'ta sulu boya efekti görselleştirme yapmayı öğreneceğiz. Bunun için sizlere kullanabileceğiniz 3 farklı yöntem göstereceğim. İlk olarak PDF dosyamızı Photoshop'a sürükleyip atıyoruz ve yeni bir layer oluşturarak beyaz bir arka plan oluşturuyoruz. İlk yöntemde layer maskelerini kullanarak boyamayı göstereceğim. Dosyamıza bir gökyüzü görseli getiriyoruz. Getirmiş olduğumuz görsele layer maskesi ekliyoruz. Magic Wand aracıyla gökyüzüne boyamak istediğimiz kısımları seçiyoruz. Daha sonra seçili alanda görünmesini istediğimiz kısımları fırçayla boyuyoruz. Bunun için indirebileceğiniz sulu boya efekti fırçalar bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklama bölümünden kullanmış olduğum sulu boya fırçalarını indirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey fırçalarınızın boyutunu, tipini ve opasitesini değiştirerek istediğiniz gibi bir boyama yapmaktır. Bu şekilde sulu boya efekti bir gökyüzü elde etmiş olacaksınız. Aynı işlemi zemin için de gerçekleştiriyorum. Kullanmak istediğim bir görseli dosyama sürüklüyorum ve boyutlandırıyorum. Getirmiş olduğum görsele layer maskesi ekliyorum. Sonrasında layer maskesinin rengini siyaha boyayarak görünürlüğünü kapatıyorum. Zemine boyamak istediğim kısımları Magic Wand aracıyla seçiyorum. Sonrasında layer maskem seçiliyken ve seçmiş olduğum renk beyazken seçili alanımda aynı şekilde boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Bu işlemi yaparken kesitime yakın olan kısımları daha koyu renkte ve kesitimden uzaklaştıkça daha açık renkte yapmaya dikkat ediyorum. Görselde farklılıklar yaratabilmek için klavyemden nokta ve virgül simgelerine basarak fırçalarım arasında geçiş yapıyorum. Alt tuşuna basılı tutarak mouse'umu sağa ve sola hareket ettirerek fırçalarımın boyutunu değiştiriyorum. Bu sayede hızlı bir şekilde fırçalarınız arasında geçiş yapabilir ve boyamanızı tamamlayabilirsiniz. Sonrasında kesite giren döşeme ve duvarları Magic Wand ile seçerek siyaha boyuyorum. İkinci yöntem birinci yönteme benzer bir mantıkla ilerliyor. Bunun için bir görsel yerine düz bir boyayı zemin olarak kullanarak layer maskesi ile birlikte boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. Layer'ımı komple seçmiş olduğum zemin renginde boyuyorum ve layer maskesi oluşturuyorum. Sonrasında layer maskesinin rengini siyaha boyayarak görünürlüğünü kapatıyorum. Ve fırçalarımı kullanarak sulu boya efekti bir zemin oluşturuyorum. Bu yöntemi kullanarak layer maskesi üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Üçüncü yöntemde layer maskeleri yerine sadece fırçaları kullanarak işlem yapıyorum. Yine aynı şekilde boyamak istediğim kısmı Magic Wand ile seçiyorum ve gökyüzünü boyamak istediğim rengi belirliyorum. Sonrasında fırçalarımın boyutlarını, tipini ve opasitesini değiştirerek boyamaya başlıyorum.
Photoshop'ta sulu boya efekti görselleştirmeleriniz için bu üç yöntemi de kullanabilirsiniz. Hangi yöntemi kullanmak istediğiniz size bağlı. Kullanmış olduğunuz görsele veya renk seçimine göre farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.